Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Kriptosu var, sigortası var, turizmi var. Yani konuşulacaklar da yeni maddeler var. Peki sizler için yapılması gereken ne? Her zaman olduğu gibi sesimizi yükseltiyoruz. Konuşabiliyorken konuşalım. Gelin sizler yazın, ben de okuyayım. Buradan biraz olsun ses yükseltebiliyorsam ne mutlu bana. Dün kız kardeşlerimden çok mesaj vardı. Güzel kadınlardan. Selamlar, sevgiler diyeceğim. Çünkü demişsiniz ki ne mutlu bize konuşuyorsunuz. Bizler için konuşuyorsunuz demişsiniz. Ben tabii duygulandım direkt. Ben sizlere ses olabiliyorsam öğle bülteni sizlerin bülteni ne mutlu bana. Hiç zaman kaybetmeyelim. Madem grup toplantılarını takip edeceğiz bugün, o zaman haberlerimizde zaman kaybetmeden de başlıyoruz. Öncelikle dediğimiz gibi yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısı bugün efendim. Ve bizler de takip ediyor olacağız. Masada ne var derseniz, İsrail ile İran arasındaki gerilim olacak. Bizler de çünkü hatırlayacaksınız bir sorumuz olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir politika da duracak diye. Ve yerel seçim değerlendirmesi de tabii yapılıyor olacak. Enflasyonla mücadele de kabinenin gündem maddelerinden bir tanesi. Seçimlerin ardından ilk kabine toplanıyor. Kabinenin gündem başlıkları İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında seçimlerden sonra ilk kez toplanacak kabinede bakanların kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumunda ele alınacağı belirtiliyor. Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sürüyor. Kabinede son operasyonların ele alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın son haftasında yapacağı ziyaret öncesi Irak'ta ilişkilerin konuşulması bekleniyor. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumunda kapsamlı değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler kabine toplantısında olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Seçimden sonraki ilk kabine toplantısında başlıklar bu şekilde. Beştepe'de gerçekleştirecek kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi tabii açıklamalar yapması, kameranın önüne geçmesi beklenmekte. Bizler de takip ediyor olacağız. Yarın yine notlarını sizlerle paylaşacağız. Öte yandan etiketimizi tekrar paylaşıyoruz. Bazı değerli izleyenlerimiz kaçırmış olabilirler diye hemen şöyle bir göstermiş de olalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Seher Hanım, Berivan Hanım hoş geldiniz sizler de. Yasemin Hanım, Serap Hanım, bakın kız kardeşlerim dedim, hemen toplaştık yine. Devam edelim. Şimdi CHP diyeceğiz. CHP'den dün bir açıklama bekliyorduk hatırlayacaksınız. İlk başta 12-30 sıralarına bekliyorduk. Daha sonrasında 16'ya ertelendi. CHP'den YSK'ya bir Hatay başvurusu yapıldı ve açıklamalar da yapıldı YSK önünde. Peki neler söylendi? Gelin bir kulak verelim Hatay için söylemlere. Tam kanunsuzluk başvurumuz herhalde Yüksek Seçim Kurulu'na tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. Eğer 2019-31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. Kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır, sabittir, açıktır, hal tam kanunsuzluk halidir. İkinci ve önemli hususumuz, hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca
3389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar torbaların, çuvalların içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun adalet dağıtacağı adalet terazisine konmak üzere beklemektedirler. Öte yandan SSK'ya bir başvuru da Yeniden Refah Partisi'nden geldi efendim. Yeniden Refah Partisi de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine 3 sandıkta yeniden sayım sırasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle YSK'ya gitti. Ve daha sonrasında olağanüstü itiraz sonrasında da işte gördüğünüz üzere açıklamalarda bulunuldu. Buna da bir kulak verelim birlikte. Belediye başkanlığı seçimlerinin olağanüstü itirazı için Yeniden Refah Partisi adına başvurmuş bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi Siverek'te seçimin iptal edilmesi için YSK'ya olağanüstü itiraz başvurusu yaptı. Şaibeli bir seçim yürütüldüğünü iddia ediyorum. Biz günlerdir sokaklarda sesimizi duyurmaya çalıştık. Oy torbalarının muhafaza edildiği yere farklı kişilerin olması, torbalarda çıkan buruşuk oy pusulaları ve her 3 sandıkta da ıslak imzalı tutanaklara muhalif sonuçların çıkması, oy torbalarında sonradan bir değişiklik yapılması ihtimalini ayan beyan ortaya koymaktadır. Ayrıca kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir. Biz bu hukuksuzluğun bitmesi için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Şimdi ise efendim şöyle bir Twitter'dan paylaşmadınız demişsiniz. Hemen paylaşıyorum. Oradan da rahatlıkla YouTube canlı sohbete ulaşabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi değerli izleyenlerimizden yorumlar var. Okuyacağız haberlerimizin arasındaysa ama şimdi İYİ Parti diyoruz. Çünkü Bilecik'te İl Genel Meclisi'nde AKP ile bir ittifak yaptı. İlk ittifakını da yapmış oldu bu şekilde. Ve İYİ Parti'nin desteğiyle CHP'ye karşı AKP'nin adayı meclis başkanı seçilmiş oldu. Şimdi İYİ Parti ilk ittifakını yaptı. Bilecik İl Meclis Başkanlığı AKP'nin oldu. AKP'de il encümen üyeliğinde iki İYİ Partiliye destek verdi. Yani bütün siyasi partilerin en üstü. 31 Mart seçimlerinde Bilecik'te CHP 10, AKP 8, MHP ve İYİ Parti ikişer il genel meclis üyesi çıkarmıştı. Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinde koltuk üstünlüğü bulunan CHP ile AKP birer aday çıkardı. Çerçevesi içinde. İlk turda CHP'nin adayı İsmail Hakkı Elmas 10, AKP'nin adayı Ramazan Kurtulmuş 11 oy alırken bir oy da boş çıktı. İkinci turda da aynı sonuçlar çıkarken AKP'nin adayı Bilecik İl Genel Meclis Başkanı seçildi. AKP, MHP ve İYİ Parti'nin desteğine karşı il meclis üyeliğine aday çıkarmadı. CHP grubu Ekrem Yunak, Naci Öney ve Serdar Yavuz isimlerini önerirken MHP grubu İsmail Yağar, İYİ Parti grubu ise Orhan Uğur'la Ömer Çoban isimlerini önerdi. Yapılan oylamada CHP'li isimler 10 oy alırken İYİ Partili Orhan Uğur ve Ömer Çoban 12, MHP'li İsmail Yağar da 12 oy aldı. Buna göre il meclisi Orhan Uğur, Ömer Çoban ve İsmail Yağar'dan oluştu. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardındansa İBB'nin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Ve CHP'nin ilk kez meclis üyesi çoğunluğunu kazanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında partizanlık asla bizim yöntemimiz, anlayışımızda da yoktur dedi. Ve imza bekleyen metro projeleri için de çağrıda bulundu. Tabii toplantı sırasında ise sosyal medya yıkıldı diyebiliriz. Yorumlarsa şöyleydi. İlk kez AKP'liler, MHP'liler bir oylama sonrasında kendi verdikleri bir önergeye reddedildiği duymuşlardır denildi. Yorumlarınız önemli. Yazın bizlere ilk toplantı için, söylemler için sizler neler düşünüyorsunuz? Okumak isteriz. Başka.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönem ilk oturumu yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk oturumu yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantı salonuna girdiği anda meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Ancak kürsüye çıkan İmamoğlu'nu muhalefet kanadı olan AKP'li meclis üyeleri alkışlamadı. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından konuşmasını yapan İmamoğlu, "Partizanlık bizim yönetim anlayışımızda yoktur." dedi. 31 Mart insanları kutuplaştırmayan, ortak akla dayalı ve vicdanlı bir siyaset talebinin net ifadesidir. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz, olmamalıdır. Partizanlık asla ama asla bizim yönetim anlayışımızda net olarak yoktur. Bu büyük ekonomik krizde vatandaşımızın en üst seviyede yanında olmaya devam edeceğiz. Kent lokantaları, yurtlar, öğrenci bursları, anne kartlar, kadın eğitim kurumları ve kreşler ile sosyal altyapı projelerimizi daha da arttırarak hız vereceğiz. Umut ediyorum ki hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. Bugün kıymetli İstanbul Meclisi'nden tekrar etmek isterim ki başta Beylikdüzü Sefaköy raylı sistemi olmak üzere artık bekleyen tüm imzalarımızı lütfen atınız. Öte yandan geçen dönem AKP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Tevfik Göksu'nun bu dönem AKP Grup Başkan Vekilliği görevi sona erdi. Zaten birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla bugün vedalaşmış olduk kendisiyle. Yolu açık olsun. Bugün belediye meclisinde ilk oylama da yapıldı. Geçmişten farklı olarak bu sefer İmamoğlu, AK Parti grubunun teklifini oylarınıza sunuyorum dedi ve devam etti. İyi yayınlar dileyen, başarılar dileyen değerli izleyenlerimiz var. Hoş geldiniz efendim. İBB'nin eli güçlenmiş olduğu hizmet kesintiye uğramaz inşallah demiş bir değerli izleyenimiz. Hoş geldiniz. Alt tarafı bir seçim yapıldı ama usulsüzlükler yapılmış diyen de var. Hoş geldiniz sizler de. Şimdi ise bir belediyelere bakalım. Borçları ekranlarınıza birazdan getireceğim. Şimdi AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde inanılmaz borçlar var ve bu borçlar da böyle binaların üzerine asıldı afişlerle birlikte. İnanılmaz rakamlar. Birazdan telaffuz edeceğiz. Onun öncesinde ise Dilan, AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde ilk icraatlar neler diye merak ediyorsanız Bursa, Kilis, Ankara, İzmir, gelin bir hepsine bakalım. Sizler için derledik, topladık çok güzel. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde ilk icraatlar. Kaynak konusu 10 aydır mecliste bekletilmektedir. Ankaralı'nın da bizim de bekleyecek sabrımız kalmamıştır. AKP ve MHP'liler erteliyordu. Mansur Yavaş'ın ilk icraatım olacak dediği proje kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimi kazandığı takdirde ilk icraat olarak açıkladığı ve Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ertelenen Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi belediye meclisinde kabul edildi. Kabulü hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Uşak Belediye Başkanı Yalım duyurdu. Sığınmacılar tarafından açılan ruhsatsız iş yerleri mühürlendi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sığınmacılar tarafından iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. CHP'li başkandan Arapça tabela kararı geldi. Sökülmesi için talimat verdi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilece'nin talimatıyla zabıta ekipleri iş yerlerine asılan Arapça tabela ve afişleri sökmeye başladı. CHP'li Başkan Sercan Okur sözünü yerine getirdi. Soma Belediyesi'ne Türkiye Cumhuriyeti tabelası asıldı. Soma Belediyesi'nde bir dönem kapanmış, yeni bir dönem başlamıştır. Bugün itibariyle siyaset bitmiş, hizmet dönemi başlamıştır. Tüm Somalıların bunu bu şekilde bilmesini istiyorum. Bursa'da da ilk vaat gerçekleşti. Türkçe tabela ve su indirimi kararı verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Bursa'da suya %25 indirim yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler de oy birliğiyle kabul edildi. İlk aldığım karar da halk ekmeğin fiyatını tekrar 5 lira yapmak oldu. İzmir'de 7 TL olan halk ekmeğin fiyatı yeniden 5 TL'ye indi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim sürecinde verdiği vaatlerden biriydi halk ekmek fiyatı. Bayram tatili dönüşünde ilk icraatı da bu oldu. Önceki dönemde yapılan zammı geri aldı. Verdiğim bütün sözleri tutacağımdan hiç kimse şüphe duymasın. Birer birer tüm vaatlerimizi gerçekleştireceğiz. Yarınki meclisin gündemine de getireceğim önergelerle bu biraz daha anlaşılacak. Halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yerel seçimler sonrası AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin de borçları gün yüzüne çıkmakta. CHP'li belediyeler ise AKP döneminden kalan borçları pankart haline getirdi ve belediye binalarını asmaya da devam ediyor. Son olaraksa Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 11 milyar lira ve Uşak Belediyesi'nin ise 1.4 milyar lira borcu olduğu ortaya çıktı. Pankartlarla da bir güzel binanın üzerine asıldı. Vatandaşlarla da paylaşılmış oldu. AKP'den CHP'ye geçen yeni belediye başkanlarının devir teslim törenlerinin ardından şimdi sıra devreden borçlarda. 31 Mart seçimlerinde Denizli'nin galibi CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, AKP'den geriye kalan borçları açıkladı. Çavuşoğlu, belediyenin borcunun 11 milyar 130 milyon 969 bin lira olduğunu belirtti. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden biri de İzmir Kiraz Belediyesi. Kiraz Belediyesi'nin borcuysa 332 milyon 51 bin lira olarak açıklandı. Tarihi zaferle CHP'nin AKP'den aldığı belediyeler sadece bunlarla da sayılı değil. Uşak'ta AKP'den CHP'ye geçti. CHP'nin adayı Özkan Yalım seçimi 41 oy farkla kazandı. CHP'li başkan AKP dönemine ait 1.4 milyar lira borç olduğunu söyledi. Yalım bir konsere 29 milyon lira, 100. yıl anısına basılan 500 adet paranın maliyetinin ise 750 bin lira olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Uşak Belediyesi'nin 280 adet hizmet aracı olduğu ancak 140 aracın hacizli olduğu ortaya çıktı. Kütahya'da ise işler biraz farklı. Gediz Belediyesi 31 Mart seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçti. MHP'li Necdet Akel, AKP'den devraldığı 262 milyon lira borcu belediye binasına astı. Devreden borçların içerisinde emekli kıdem tazminatlarının da olması tepki çekti. Teşekkürler.
Tabii değerli izleyenler, bugün başka neler yapacağız bültende derseniz, ki bazı sorular vardı hemen söyleyelim. Bugün biraz da hava durumu diyeceğiz. Bir anda havalar ısındı. Bugün hatta düne göre 3 derece İstanbul'da daha da fazla olacakmış. Hastalıklar var, dikkat etmesi gereken değerli izleyenlerimiz var, uzmanların söylemleri var ve hafta sonuna doğru da yağmur yağacakmış. Buna şaşırdım aslında. Bunların hepsini konuşmak için Aleyna Onbaşı'ya bağlanacağız. Bir havanın durumunu, bir hafta sonuna doğru havanın nasıl olacağını bizlere aktaracak. Ona göre bir giyiniriz, ona göre çıkarız evden. Onu da söylemiş olalım. Bir de tabii 1 Mayıs açıklamaları başlamıştı, hatırlayacaksınız. Diskin keskin açıklamalarını, Taksim Meydanı'na çağrılarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine 1 Mayıs programlarına ilişkin açıklamalarda bulunacaklardı. Onların da notlarını sizlere bültenimizin içerisinde paylaşacağız. Şimdi milliyetçi söylemleriyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancı uyruklu öğrencilere yeni yaptırımların uygulanacağı açıklandı. Peki Özcan neler söyledi mikrofona? Bir gelin kulak verelim. Türedi. Öğrenci var. Ve bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu olduğunu dahi bilmiyoruz. Mültecilerden sonra Türkiye'nin gündemine oturan bir başka konu da Afrika kökenli öğrenciler oldu. Bir ajanslar var türedi, bu ajanslar. Bu ajanslara diyelim Somali'den başvuruyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyruklu öğrencilere astronomik zam yapılacağını açıkladı. Bu 18 bin liraya mal olur diyor. Kendi komisyonu hariç, oraya geleceğim. Özcan, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan durumun Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanmaya başladığına dikkat çekti. Bir ajanslar var türedi, bu ajanslar. Bu ajanslara diyelim Somali'den başvuruyor. İşte şu üniversiteye kayıt yaptırırsak, şu bölümüne kayıt yaptırırsak şu kadar lira. Afrikalı öğrenci sayısında artış olduğunu belirten Özcan, ajanslar aracılığıyla gelen öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik zam yapılacağını ifade etti. Arkadaşlar şimdi bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Yani bunlar öğrenci mi değil mi belli değil. Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil. Kim oldukları belli değil. Geçici sığınmacılardan çok bir farkları da yok. İçlerinde elbette iyi niyetle Türkiye'ye gelip okumaya çalışanlar vardır. Ama özellikle Afrika kökenlerin ben kriminal bir araştırmasının dahi yapılmadığını biliyorum. Ayrıca Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiği öne sürülen İbrahim Kürtül'ün görevden alınmasını istedi. Buradan YÖK Başkanı'na sesleniyorum. Bu rektör derhal görevden alınmalı. Veya yetkili Cumhurbaşkanı ise yeni sistemde. Derhal alınmalı. Öncelikle İzmir Karşıyaka'ya sevgiler saygılar diyelim. Murat Bey de bizleri izliyormuş. Öte yandan bir değerli izleyenimizin sorusu var. İçişleri Bakanı'nın açıklamasını kaçırdım. Tüh demişsiniz. Tüh demeyin, aktaracağız onu da, ama küçük bir not düşebilirim sizler de sormuşken ekran başındayken. 9 günlük bayram tatili sürecine isyan etmişti vatandaş, hatırlayacaksınız. Yazılan cezalar trafik cezalarından dolayı. Onun üzerine ise kesilen o cezaların iptal edildiği açıklandı. Konuşmayı da sizlere Yerli Kaya'nın tabii aktarıyor olacağız. Ve dün CHP MYK'sı vardı, sizlere söylemiştik, konuşmalar olursa aktarırız demiştik, öyle bültene yetişmemişti. Daha sonrasında CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel çıktı ve konuştu. Partinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hatay için çağrıda bulundu. Gelin bir kulak verelim birlikte. 100 ve son 3 yıldır enflasyon sürekli yükseliyor. Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Bankaların aldığı son karar çok düşündürücü. Artık ATM'lerden sadece 50, 100 ve 200 liralık banknotlar çekilebilecek. Yani bankalar 20, 10 ve 5 liralık banknotların bir değeri yok diyorlar. Bir para birimi nasıl değersizleştirilir? İşte kanıtı. Ekonomik kriz hızla ekonomik buhrana doğru ilerlerken bir bayram tatili geçirdik. Benzinin pahalılığını, otobüs biletlerindeki artışı, köprü ve otoyollardaki ücretleri konuştuk. Çikolata nasıl bu kadar pahalanmış dedik. Emekliler torunlarına bayram harçlığı veremedi. Pek çok kişi bayramda memleketine gidemedi. İkramların porsiyonları küçüldü.
baklavaların içindeki malzemeler değişti. 31 Mart'ta halktan ağır bir tokat yiyen AKP'li bazı milletvekilleri ise yurt dışı tatillerinden yedikleri istakozun fotoğraflarını paylaştılar. Ya bu neyin kafası değerli arkadaşlar? Bu şahıs seçim döneminde İzmir'de sosyal belediyecilik, dayanışma ve halkı anlamak gibi hiç anlamadığı konularda nutuk atıyordu. Türkiye'de ne eti olduğundan bile şüphe duyduğumuz yarım ekmek arası et döneri 200 liradan aşağı bulamazsınız, bir de içinde döner ararsınız. 22 yıllık AKP iktidarında yarım bardak çay, yarım simit, çürük meyve sebzeye verilen yeni adıyla olgun meyve sebze, içi boş baklava ve bayat ekmek gibi terimlerle tanıştık. Değerli basın mensupları, AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın yediği istakozun hesabıyla bir ay geçinmek zorunda olan aileler var bu ülkede. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bakalım iki ay sonra halkı küçümsemek adına daha neler yapacaklar? Kibir abidesi AKP'liler bu kez hangi görgüsüz davranışlarıyla gündem olacaklar? Merakla bekliyoruz. Bu görgüsüzlüğün, bu eşitsizliğin ve haksızlığın akıllara getirdiği Tevfik Fikret'in şiirinde de dediği gibi, yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Ama unutmayın ki ilk genel seçimler istakoz sofralarınızın da sonu olacak. İstakozu tabii dün uzun uzun konuştuk efendim. Sizlere de sorduk, sever misiniz, sevmez misiniz diye. Ve bir değerli izleyenimiz Rana Hanım şöyle söylüyor. Sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz eder. O zaman hadi gelin bizler de bir hava durumu diyelim. Aleyna Onbaşı bizleri beklemekte. Çevre Şehircilik Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseseki'den de açıklamalar vardı. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak uyarısı. Aleyna Onbaşı bizlere bir anlatsın. Hafta sonuna doğru havalar nasıl olacak? Üzerimize nasıl giymeliyiz? Aleyna kolaylıklar diliyorum. Yayınlar diliyorum. Bugün İstanbul'da oldukça sıcak bir gün var. Şu anda saatlerimiz 1'i gösteriyor ve hava sıcaklığı 26 derece. Aslında geçtiğimiz yaz biz aşırı sıcak bir yaz mevsimi geçirmiştik ülke olarak. Neredeyse bütün bölgelerde normallerin üzerinde sıcak hava durumları görülmüştü. Örneğin İstanbul'da biz genellikle 30-32, en fazla 32'yi görürdük. Ancak geçtiğimiz yaz hatırlayacak olursak 35'i 38'i gördük. Gerçekten çok bunaltıcı bir hava vardı. Keza Türkiye'nin diğer illerinde de normalde 40 dereceyi gören bir şehir 45'i gördü. Hatta 50 dereceyi gören illerimizde oldu. Oldukça zorlu bir yaz mevsimi geçirmiştik. Tabii hem uzmanlar hem meteoroloji, bilim insanları sürekli bu Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarına ilişkin açıklamalar yapıyorlar. İklim değişikliğine ilişkin açıklamalar yapıyorlar. Bugün de geçtiğimiz günde önemli bir açıklamayı bu kez bakan yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Öseseki yaptı bu açıklamayı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir diyor Mehmet Öseseki. Aslında şu önemli, biz henüz daha Nisan ayındayız, Mayıs bile gelmedi. Henüz yaz mevsiminde değiliz, daha ilkbaharı yaşıyoruz ve henüz yaz gelmeden 30'u görmemiz, 30 derecenin hatta üzerine çıkması çok da normal bir durum değil ve 4 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde olması hava durumunun gerçekten bir alarm niteliğinde oldukça tehlikeli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Öseseki uyarısına şu şekilde devam etti. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum demiş bakan. Ki gerçekten bu da önemli bir konu. Özellikle hem yaş bakımından hem de bazı hastalığı olan kişilerin, özellikle tansiyon hastalarının aşırı sıcaklarda direkt olarak güneşle temas etmemeleri çok önemli. Uygun kıyafet, şapka kullanımı, bol su ve güneş kremi cildiniz için bu hava durumunda mutlaka kullanılması gerek. Yani
tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor bu aşırı sıcak hava şartlarında. Tabii ÖSFSK uyarısını şu şekilde devam ediyor. Ormanlarımızdan da bahsediyor ki oldukça önemli bir konu. Doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum demiş. Biz özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde zaten her yıl yangınlarla boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz. Hepimizi çok üzen durumlar. Bu durumlara da ekstra dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ağaçsız kaldıkça havanın sıcaklığı, yakıcılığı daha da artıyor. Bu da bizim için bizi kötü etkileyen bir durum. Şimdi kameraman arkadaşım da sizlere etrafı da gösteriyor bu esnada. Biz bugün Haliç'i tepeden gören bir yerde yayınımızı yapmayı tercih ettik. Genellikle deniz kenarından yapıyoruz yayınımızı ancak bu sefer biraz daha kuş bakışı bir yayın yapmayı tercih ettik. Bugün havanın 26 derece olduğunu söylemiştik. Hafif hafif esen tatlı bir rüzgar var. Zaten havanın çok boğucu olmamasının nedeni de bu esen rüzgar ve ara sıra gökyüzündeki bulutları da görüyorsunuz. Tamamen güneşli bir hava yok. Parçalı bulutlu diyebileceğimiz bir hava. O yüzden de çok fazla boğucu değil, keyifli bir bahar gününü yaşıyoruz. Peki şimdi bu haftaya bakacak olursak nasıl bir hava durumuyla karşılaşacağız? Öncelikle az önce de belirttiğimiz gibi henüz daha yaz mevsimi gelmeden birçok şehir 30 dereceyi ve üzerini görecek. Bunu belirtmiş olalım. Ve Afrika üzerinden gelen tozlar yoldalar, yola çıktılar. Bu akşam yurda giriş yapmaları bekleniyor Afrika tozlarının ve tabii ki havanın bugün ve yarın da sıcak olması. Yani bugünkü gibi İstanbul'da 26-25 derecelerde olması bekleniyor. Ancak şunu belirtelim. Bu hava durumu, aşırı sıcak hava durumu çok sürmeyecek. 1-2 günlük bir geçici durum ve haftanın ilerleyen günlerinden itibaren yani Perşembe ve Cuma'dan itibaren havalar yeniden serinlemeye başlayacak ve tabii ufukta yağmur da görünüyor. Ne zamandır kurak günler yaşıyorduk. Bu kez ufukta yağmur da görünüyor. Perşembe ve Cuma günü yurt genelinde bir yağmur yağışı bekleniyor. Ancak tabii şuna belirtmekte fayda var. Afrika toz bulutları demiştik ve üstüne yağmur yağınca artık ezberledik biraz da bizim de aşina olduğumuz bir durum. Bu durumdan sonra yağmur da genelde çamurlu bir yağmur oluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı da uyaralım. Araba yıkamayı veya cam silmeyi düşünüyorsanız bu planınızı biraz ertelemenizde fayda var. Çünkü birkaç gün sonra çamur yağması ihtimali oldukça yüksek. Tabii birkaç gün havanın yurt genelinde sıcak olacağını söylemiştik. Bir plan yapmayı düşünenler varsa bu birkaç günün tadını çıkarsınlar diyelim. Ancak bu durumun kısa süreceğini de belirtelim. Perşembe ve Cuma gününden itibaren artık hem yağmur gelecek hem de hava sıcaklıkları 7 ila 9 derece arasında da düşmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aleyna Onbaşı ve Serhat Hepgezenlere de görüntüler için ağzınıza sağlık. Şöyle bir en azından nasıl giyineceğiz, edeceğiz, ilerleyen günlerde hava nasıl olacak bizlere bilgileri aktardınız. Sağ olun, var olun diyelim sevgili ekip arkadaşlarımıza. Şimdi efendim, bugün yine siyasete bir dönecek olursak hatırlatmalarımızı yapalım. İlk başta dediğimiz gibi grup toplantıları da başladı meclisin açılmasıyla ve MHP lideri Devlet Bahçeli ilk öncelikle bugün grup toplantısında konuştu. Peki ya neler söyledi, hangi çağrılarda bulundu? Ekranlarınızda. Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, neyi istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Milli iradenin hükmüne toz kondurmamız düşünülemeyecektir. Türk siyaset yapısını gelişen toplumun taleplerine göre milli ve manevi değerlere müzahir olacak şekilde yeniden ele almalı, yeni bir anayasayla da taçlandırmalıyız. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbette farklıdır. İkisini de birbirine karıştırmak fahiş bir yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir. Bununla mündeviç ülkenin ve uluslararası ilişkilerin bütününü kapsayacak
program ve projelerdir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değildir. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade kühnüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. 31 Mart seçimlerinden sonra müfteriler yine boş durmadılar. Partimizin oy oranının düştüğünü, tabanımızın kaydığını, seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi, dibe çöktüğümüzü utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan yazanlar, söyleyenler, televizyon gezip boş keseden sallayanlar, ulu orta atıp tutanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir. Zira buna güç yetiremeyecekler. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri İsrail'e destek vererek iki yüzlü siyasetlerini teyit etmişlerdir. İran'ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı açıklaması da, dahası bu operasyonda fırlatılan füze ve uçurulan İHA'ların tamamıyla etkisiz hale getirilmesi, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur. Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir. Netanyahu canidir. İstifa etmelidir. Hesap vermelidir. Barış yanlısı bir hükümet kurulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin Filistin ve Gazze gerçeğini dünyaya anlatan insani, vicdani, ahlaki tutarlılığı olan politikaları kesinti. Devlet Bahçeli bu şekilde konuşmuştu. Daha sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu'yla da grup toplantısı var demişti. Konuşmasında peki ne söylüyor? AKP ve MHP iktidarının alanı daraldı ifadelerini kullandı. Haksızlığa, sefalete hep birlikte tepki gösterdik. Uzun zamandır ülkenin kullandığı bir kaynak yandaşa peşkeş çekildi. Bu tabloya Türkiye halkları adalet ve özgürlük demiş. AKP, MHP iktidarına dur diyerek de alanlarını daraltmış ve özgürlük demiştir dedi. Çünkü ne oldu yerel seçimler sonrasında? AKP artık ikinci parti oldu. Birinci parti ise Cumhuriyet Halk Partisi oldu değerli izleyenler. Ona da vurgu yapmış Tülay Hatimoğulları konuşmasında grup toplantısında. 13.30'da ise CHP lideri Özgür Özel'in konuşması olacaktır. Kameralarımızı yine Ankara'ya uzanacağız. Tabii salondaki atmosfere de birlikte bakıyor olacağız. Yapılması gereken diyoruz bugün. Bir değerli izleyenimiz yazmış. Tüm dillerden selamlar demiş. Yapılması gerekenler hem çok basit hem de masraf. Liyakati, hukuku, adaleti, bilimi esas alıp hurafelerden, çağ dışı anlayışlardan, fetvacı zihniyetlerden uzak durmak yapılması gereken ilk iştir. Savaşlardan değil barıştan yanayız diyor Kadir Bey. Sevgiler, saygılar efendim. Şimdi ise bir AKP kulis bilgisine gideceğiz. Cumhuriyet'ten Serdar Eşin haberi bir kulak veriyoruz. Yerel seçimler CHP'nin birinci parti olmasıyla sonuçlandı. 22 yıl aradan sonra AKP ve ortakları net bir şekilde yenildi. Kulislerde ise yeni arayışlar ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Sertaç Eşin kulislerden aktardığı haberinde AKP kulislerinde tabanın geri dönüş eğilimine girmemesi durumunda Erdoğan'ın başka yaklaşımlara yönelebileceği de konuşuluyor. Yeniden aday olmanın çok zorlama olacağının görülmesi ve tepkilerin dinmemesi durumunda parlamenter sistem önerisinin gündeme gelebileceği varsayılıyor.
Bu varsayım zayıflayan iktidar bloğunun daha da gerilemesi anlamına gelebilir. Ancak başbakanlığa adaylık için bir sınırlama yok. Erdoğan ülkeyi yönetmeyi sürdürmek için şansını deneyebilir ifadeleri yer alıyor. Tüm değerli izleyenlerimize teşekkür ederim. İyi yayınlar mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sizlerin mesajları önemli. Sosyal medyada ne kadar konuşursak o kadar da ailemiz büyüyor tabii. Şimdi MHP'nin 17 Mart'ta yapılan kongresi sonrası belirlenen MYK toplandı ve yeni başkanlık divanını da seçti. 4 isim değişmiş durumda, 11 isim ise aynı kaldı. Paylaşacağım. MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında Merkez Disiplin Kurulu toplandı. 17 Mart'taki kurultayda 11. kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli yeni A takımını belirledi. Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve Çankırı milletvekili Pelin Yılık'ın yerine genel başkan başdanışmanı eski milletvekili Ahmet Selim Yurdakul getirildi. Genel sekreter yardımcısı Bahadır Özaslan'ın yerine Vahit Kayrıcı, parti içi siyaset okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Filiz Kılıç'ın yerine Zühal Topçu, Türk dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı Kamil Aydın'ın yerine de İlyas Topsakal getirildi. Değerli izleyenler, az önce sizlere bir hatırlatmada bulunmuştum. 1 Mayıs için hem diskten hem de keskten açıklamalar yapılmıştı. Taksim'de olacağız mesajı net bir şekilde verilmişti diye. Daha sonrasında bugün de 1 Mayıs'ın programı konuşuldu. Ve bazı notlar da var elime şimdi düştüğü, yine Taksim'de olacağız ifadeleri kullanılmış. 1 Mayıs'a çok az bir süre kaldı tabii. Meydanlar nasıl olacak bizler de takip ediyor olacağız. Öte yandan İYİ Parti'deki o durumlar, karışık durumlar, adayların açıklamaları, söylemleri, Akşener'in aday olmayacağım açıklaması sonrasında adaylardan bir tanesi daha konuştu. Musavat Dervişoğlu dün konuşmuştu. Peki neler söyledi? Bir bakalım birlikte. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil, Türk milletinin cesur evlatları tarafından fedakarca verilen büyük bir mücadelenin eseridir. Tek adam rejimi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık Türk milleti için atılması gereken bir yük, aşılması gereken bir engel, adeta sona ermesi gereken bir kabus haline gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri milletimizin evlatlarına kaliteli bir eğitim ile parlak bir gelecek vermek yerine cehaleti örgütlemekle meşguldür. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakça paylaştırmak yerine yoksulluğu ve fukaralığı yönetmekle meşguldür. Olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti'mize yön tayin edecek ve istikamet çizecek tek bir irade vardır. O da İYİ Parti'nin saygıdeğer üst kurul delegelerinin iradesidir. Ben inanıyorum ki partimizi o ya da bu siyasi partinin, İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Öncelikle onun bilinmesini istiyorum. Genel başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum. Bundan gurur ve onur duyarım. Musavat Dervişoğlu'nun konuşmaları bu şekildeydi değerli izleyenler. Tabii adayların konuşmaları olacaktır. Bizler de takip ediyor olacağız. Yapılması gereken başlığı yazıyorsunuz. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olmak. Ben bir emekçiyim ve bu benim hakkım demiş Yasemin Hanım. Hoş geldiniz sizler de. Şimdi bir habere gideceğiz. İddiaya göre diyeceğiz. İsmail Ağa cemaatine bağlı bir camide 100'den fazla kaçak göçmen yakalanıyor bir polis memuru tarafından. Ve bu olay ardından ilçe emniyet müdürü tarafından o memur sorgulanıyor. Sonrasında iddiaya göre daha bitmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde bir psikolojik baskıya da maruz kalıyor. Ama bu da bitmedi daha. Daha sonrasında o memursa sürülüyor efendim. Tabii bir iddia ama takip edeceğiz.
İsmail Ağa cemaatinde kaçak göçmen yakalayan polise psikolojik baskı. Sözcü'de yer alan habere göre Sarıyer'de İsmail Ağa cemaatinin kullandığı Mekke Nur Camii'nde yüzden fazla kaçak göçmen yakalandı. Devriye gezen bir polis, yabancı uyruklu, sarıklı ve cübbeli kişiden şüphelenmesi üzerine pasaport kontrolü yapmak istedi. Pasaportunun camide olduğunu belirten kişi orada kaldığını ve kendisi gibi birçok kişi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine camiye giden ve arama yapan polis, "Uğraşma burada, sürgün mü istiyorsun?" diyen imam tarafından tehdit edildi. Amirlerinin işlem yapmama ikazlarına rağmen rapor tutan polis memuru, üstlerine caminin karargah gibi olduğunu ve içeride yüzden fazla Özbek, Türkmen ve Tacik asıllı göçmenin olduğunu belirtti. Olayın ardından ilçe emniyet müdürü tarafından makamına çağrılan polis memuruna "Hayal görmüşsün, senin psikolojin bozulmuş" denilerek kulübede nöbet tutması emredildi. Görevi kabul etmeyen polis memuruna silaha el koyma ve psikoloğa sevk etme gibi baskı yöntemleri uygulandı. Öte yandansa tabii yarında da önemli başlıklar arasında Kobani davası var efendim. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Gülten Kışanak Kobani davasının karar duruşmasına ancak katılmayacak. Şimdi ölüme düşmüşken hemen siz değerli izleyenlerimize aktarmadan geçmek istemedim. Şimdi ise başka bir haber. AKP döneminde Çekmeköy Belediyesi'nin Süleymancılar Cemiyeti'ne arazi sattığı ortaya çıktı. Peki bu arazide neler oluyor? Cemaat ormanın ortasındaki araziye özel bir okul inşa ediyor. Bunlar da şöyle kenara çekileyim. Bakın görüntüleri, ormanın ortasında bir okul görmektesiniz. Ve okulun tam 44 şubesi bulunmakta. Kamuda örgütlendiği iddialarıyla gündeme gelen Süleymancılar cemaatinin İstanbul'da Çekmeköy ormanının ortasına özel okul inşa ettiği ortaya çıktı. Süleymancıların en fazla gelir sağladığı kurumlarının başında İsabet Okulları geliyor. Bu okul zincirinin 44 şubesi bulunuyor. Bir Gün gazetesinin haberine göre İsabet Okulları'nın 44 şubesinden biri Çekmeköy ilçesinde ormanın ortasında yer alıyor ve arazi Çekmeköy Belediyesi'ne aitti. Ancak iki ayrı parsel halindeki arazi AKP'li Ahmet Poyraz'ın belediye başkanlığı döneminde Süleymancılar cemaatine bağlı Yoksullara Yardım Derneği'ne satıldı. Araziyi 2010 yılında satın alan cemaat ise kısa süre sonra özel okul inşa etti. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre özel okulun çevresi Çekmeköy Devlet Ormanı. Okulun bulunduğu arazi ise özel mülkiyet alanı açıklaması yapıldı. 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Çekmeköy Belediyesi AKP döneminde Süleymancılar cemaati ile yakın ilişki içerisindeydi. Belediyenin 2020 yılı faaliyet raporunda Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sosyal kültürel tesis alanının Süleymancılar cemaatine bağlı Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği'ne tahsis edildiği belirtilmişti. Haberlerimize devam etmeden hemen önce görüntüler gelince sıcak sıcak paylaşmaya bayılıyorum. Biliyorsunuz sizler de ekip olarak bunu seviyoruz. MHP'yi paylaştık, grup toplantıları var dedik, DEM Parti'nin özetini sizlerle paylaştık ve görüntüler ise CHP'den gelmeye başladı. Şu anda tabii basın mensupları, vekiller salonu doldurmuş durumda. Her gelen selamlaşıyor. Şöyle bir bakınca kalabalık görünüyor. Arka tarafları da şöyle bir dönerse kamera, tabii ilerleyen dakikalarda bir bakarız birlikte. Ama yerel seçim sonrasında ilk grup toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Grup toplantıları da işte bu şekilde başladı. Özel kürsüye çıktığında neler söyleyecek diye şöyle bir düşünürsek.
Öncelikle bir ıstakozla ilgili bir şeyler duyarız sanki. Ne dersiniz? Ekonomiyle ilgili olabilir yine aynı zamanda. Emekli için, asgari ücretli için, öğrenci için bir şeyler duyabiliriz. Çünkü ana muhalefet partisi birinci partinin konuşmaları hem de grup toplantısında tabii önemli. Öte yandan ise başka ne duyarız? Ekonomi dedik, siyasette YSK'ya bu başvuru sonrasında açıklamalarını paylaştık Hatay için. Hatay iradesine sahip çıkacağız dedi. Onunla ilgili de bazı söylemler elbet duyacağız. Ve CHP grup toplantısı başladığında Özel salona geldiğinde canlı bir şekilde aktarmaya, görüntülerimizi okumaya sizlerle birlikte devam ederiz. Şimdi haberlerle devam ediyoruz. 9 günlük bayram tatili artık oldu bitti. Ama Türkiye yollara döküldüğünde neler yaşadı ona bakacağız. Ekip arkadaşlarım bu haber şu anda değil ama acaba haber şeyinde böyle bir sıkıntı mı olmuş olabilir? Hemen bir bakıyorum. Evet, tamamdır. Kamda ben bir şey düzeltme yapayım. 9 günlük bayram tatilinde evet Türkiye yollara bir döküldü. Memleketine giden de oldu, tatilini yapan da oldu. Kazalar da ama birbiri arkasına geldi. Sevdiklerini kaybedenler oldu. Çokça kişi hayatını kaybetti. 66 kişi hayatını kaybetti kazalardan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nunsa kara hindibağı paylaşımı dikkat çekti. Gelin bakın o paylaşıma şimdi. Bir bayram tatilinde daha tablo değişmedi. Kazalar birbiri ardına geldi, yollar kan gölüne döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlediği basın toplantısında bayram bilançosunu paylaştı. Toplam 6530 trafik kazası gerçekleşti ve bu kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti, 10810 kişi ise yaralandı. Ancak durum böyleyken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun kara hindibayla baharı karşılayan paylaşımı dikkat çekti. Şimdi bahar ayındayız. Gözlüğümüzü de şöyle çıkaralım. Burada bu çiçeğin adını hatırlayamadım. Bizim köyümüzde de bu çokça olur. Uraloğlu X hesabından bahar mevsiminin güzelliği çiçekler notuyla kara hindibağ çiçeğinin sapından nasıl enstrüman yapıldığını anlattı. Şöyle şunu alalım. Bunu alırsınız, koparırsınız. Şöyle uygun bir şekilde birazcık kesersiniz. Şöyle birkaç santim boyunda tekrar öbür taraftan kesersiniz. Sonra çocukluk işte ağzınıza şöyle koyarsınız. Böyle çocuklarla sen daha güzel öttürdüm, ben daha güzel öttürdüm diye böyle yarışırsınız. Evet, bunlar güzel. Keşke o sondaki enstrüman olarak da çaldığı yeri tekrar tekrar bir baksak ama işte. Bu şekildeydi haberimiz ama. Şimdi devam ediyoruz efendim. Türkiye'de hatırlıyorsunuz ki sarı bültenle aranan, kırmızı bültenle aranan şüpheliler bulunmakta. Bu sefer de bulundu. İstanbul'da düzenlendi Mahzen 27 operasyonu. Kırmızı ve sarı bültenle aranan bir şüpheli. Bu şekilde polisler tarafından yakalandı. Yerlikaya ise X hesabından paylaştı. Polislere teşekkür etti. İstanbul'da düzenlenen Mahzen 27 operasyonunda kırmızı ve sarı bültenle arama kaydı bulunan Kazakistan uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Interpol tarafından kırmızı ve sarı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zahirinbetov Türkiye'de yakalandı. Şüpheli hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlaması olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.
Şimdi zam diyeceğiz. 3 tane zam haberimiz var, karşılaştırmalar var. O yüzden bu zam haberlerini vermeden önce hemen şöyle bir canlı piyasalara bakalım istedik birlikte. Dolar ne durumda, euro ne durumda, daha hatta başka gram altın ne durumda, hepsine bir bakalım. Şöyle ikisinde bir yeşillik görüyoruz ama gram altında hafif bir düşüş var. Gerçi biz dün yine gram altını 2442'de bırakmıştık. Düne kıyasla bugün yine artmış. 2478'de seyrediyor. Dolar yine aynı şekilde 32.49'da seyretmekte. Euro ise 34.57'de seyir ediyor. Dolar oldukça yükselmiş. Dün 32.25'lerdeydi. Şimdi ise 32.49'da seyrediyor. Canlı piyasalar işte bu şekilde. Peki ya zamlar? Süt diyeceğiz. Yoksulluktan, dertten, sıkıntıdan bir değerli izleyenimiz yazmış Cem Bey. Yorgunum demiş sadece. Ben hissettim sizi sadece yorgunum demenizde bile. Zam haberleriyle biraz daha yorulacağız gibi ama. Seçimlerin ardından zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere çiğ inek sütü fiyatlarını litre başına 14,5 TL olarak belirledi. Açıklamada 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 14,65 TL olarak belirlendiği bildirildi. Ulusal Süt Konseyi'nin 23 Ocak'ta duyurduğu tarifede çiğ süt fiyatı litre başına 13,5 TL olarak açıklanmıştı. Şimdi değerli izleyenler, az önce İsmail Ağa cemaatine bağlı bir camide bir iddiayı ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi de önüme yine bir videoda düştü. O videoda ise kaçak göçmenler tespit edilmesi sonrasında olayı tespit eden polis memuru sürülmek mi istiyorsun diye tehdit edildiği duyulmakta. Vay halimize. Belki de bir gerçek işte. Net bir şekilde de görüntüleriyle ekranlarınıza taşıyor olacağız efendim. Zam dedik ama her gün bir fiyat artışıyla zaten karşı karşıya geliyoruz. Zamlar ülkesi Türkiye'de. Gündem yine benzine de geldi. Avrupa ülkelerine bakacak olursak benzine yılda bir zam geliyorken Türkiye'de, canım Türkiye'mde %113 zam oranı var. Yüksek vergiler akaryakıt fiyatlarını artırdı. Türkiye'de benzine bir yılda %113 zam yapıldı. Avrupa ülkelerinde ise ortalama benzin fiyatı 14 ayda %1,5 arttı. Avrupalılar 1 litre benzini geçen yıla kıyasla %1,5 oranında daha pahalı alırken Türkiye'de benzine 1 yılda %113 zam yapıldı. Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken 1989'da Erzincan'da yaptığı konuşması ise yeniden gündeme geldi. Kardeşim, biraz uyanalım ya. Sen nasıl oluyor da ya Almanya ile benzini mukayese ediyorsun? Demek ki Almanya'daki çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum. Dikkat edin, 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor. Ama benim saf kardeşim de diyor ki doğru ya, hakikaten Almanya'da 1 mark, 1 mark kaç para şimdi? 1200 lira, bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha ucuz. Saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.
Üst üste gelen zamların ardından Nisan 2023'te 21.32 TL olan benzinin litre fiyatı bu ay %113'lük artışla 43.56 TL'ye çıktı. Nisan 2023'te 20.37 TL olan motorinin litre fiyatı ise %106'lık artışla bu ay 42.1 TL oldu. Ne diyorlar? Zam, zam, zam. Utanın ya, utanın. Petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa dahil bölgemizde... Şubat 2024'te 27 Avrupa Birliği ülkesinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1.69 euro oldu. Bu ülkelerde fiyatların 2023'ten bu yana ortalama %4'ün üzerinde düştüğü görüldü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda %1,5 arttı. Şimdi değerli izleyenler, memleketime bahar gelmiş ya da geliyorum diyor demiş. Başka bir değerli izleyen Ali Bey, iyi yayınlar diliyor. Ekip arkadaşlarım ama uyarmakta. Hemen şöyle bir dönüyorum. CHP'nin de grup toplantısı var demiştik. Özgür Özel galiba salona giriş yapmış değil mi? Ekip arkadaşlarım doğru duydum. Evet, şu anda da salona girmiş. Yerine mi oturmaya çalışıyor? Şöyle hemen bir bakalım. Kameralar tabii ki orada. Basın mensupları yine aynı şekilde yoğun ilgisi var. Ankara'da salon kalabalık görünmekte. CHP lideri tabii kürsüye çıktığında, konuşmaya başladığında bizler de sesi biraz açacağız. Ekip arkadaşlarım şimdiden biraz ses mi alsak acaba? Şu anda daha ses yokmuş. Daha ses yokmuş. Ses geldiğinde siz değerli izleyenlerimizle paylaşıyor olacağız. Özgür Özel'e doğru kamera döndüğünde ise şöyle bir bakalım diyecektim. Ancak direkt şöyle kürsüye geldi. O zaman Özel konuşmaya başladığında tekrar bir dönmüş olalım. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Çünkü şu zam haberlerini tamamlayayım madem. Şimdi bir de son bir yılda dana eti fiyatlarındaki artış oranı da %83'e ulaşmış durumda. Kuzu etini tercih ediyorsanız %118'i buldu ondaki artış oranı da. Hesaplı alışveriş için market market dolaşan vatandaşlar temel gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Fiyatlara hemen hemen her gün zam gelirken vatandaş kırmızı ete ulaşamıyor. Temel gıda ürünlerinde dinmeyen zam furyası vatandaşın sofrasını eksiltirken ilk 3 ayda %40'a dayanan zamlarla et fiyatları yeni rekorlara koşuyor. Vatandaşın almakta en çok zorlandığı gıda ürünlerinden biri de kırmızı et. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre Ocak ayında 458 lira olan kuzu etinin fiyatı Şubat'ta 591 liraya çıkarken Mart ayında ise 638 liraya yükseldi. Bakın bu yumurta. İlk 3 ayda kuzu etine gelen zam oranı %39.3 oldu. Ocak ayında 415 lira olan dana eti %24.8 zamlanarak Mart'ta 517 liraya çıktı. Mart ayında markette fiyatı en fazla artan ürünler arasında et de var. Evet. Dana eti bir yılda %83.4 zamlanırken kuzu etindeki artış oranı ise bir yılda %118. Ocak ayında bir markette kilogram fiyatı 439 lira olan dana pirzolanın fiyatı %68 zamla 739 liraya çıkmış durumda. Kuzu kuşbaşının fiyatı ise 765 liraya ulaştı. Dana incik Ocak ayında 359 liradan satılırken Nisan ayı itibariyle %47 zamla fiyatı 529 liraya ulaştı. CHP lideri Özel konuşmaya başladı. Grup toplantısına dönüyoruz efendim hep birlikte. Geldiniz. Bugün yerel seçimlerden sonraki ilk grup toplantısında bir aradayız. Ve bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kasım ayının başında
hep birlikte kurultayımızda sözlerime başlarken şöyle söylemiştim. 81 ilde 973 ilçede biri uyandı bu sabah. Televizyonu açtı, çayı demledi. Birazdan gelirler, birlikte izleriz kurultayımızı dedi. Rize Pazar'da Gülsüm Tatar uyandı bu sabah. Antalya Manavgat'ta Ayşenur Bulut. Ardahan Posof'ta Kenan Yalçın uyandı bu sabah. Çankırı Şabanözü'nde Nigar Baran. Isparta Yalvaç'ta Reşat Yalvaç uyandı bu sabah. Edirne Keşan'da Seyit Ahmet Özlüer. Tekirdağ Malkara'da Yasemin Aydın uyandı. Sinop Erfelek'te Filiz Gözütok. Mersin Anamur'da Mustafa Duman uyandı bu sabah. Kayseri il binasını Ali Çulha açtı. Konya Taşkent'te Zabit Erdoğan, Manisa'da Selda Koç kalktı. Yine çayı koydu. Yine televizyonu açtı. Grubu izliyorlar ve hayatlarında ilk kez Türkiye'nin birinci partisinin grup toplantısını izliyorlar. Bu mutluluğu elbette çok kişiye borçluyuz. Saya saya bitmez ama en çok tayin istese olmaz, terfi istese olmaz. Zaten o istemez, bizde öyle iş olmaz. İhaleden mealeden nemalanmaz. 40 yıldır, 47 yıldır, 50 yıldır ağız tadıyla iktidar yüzü görmemiştir. Ama bayrağı yere bırakmaz. Kalkar, çayı demler, baba evinin çorbasını kaynatır, bacasını tüttürür. Hiçbir yere gitmez, milim oynamaz ve bugünlere geldiğimizde teşekkür edilecekse önce örgütümüze, aramızda olmayanlara Allah'tan rahmet dileyerek bütün örgütümüze hepimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun. Sayın Grup Başkan Vekilim, kendisine ulaşan notlar çerçevesinde burada olanları selamladı. Ben burada olmayan ve bundan sonra burada olmayacak olan 4 kişiyi selamlamak istiyorum. Afyonkarahisar Milletvekilimiz ve önceki Grup Başkan Vekilimiz Burcu Köksal. Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere. Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı. Ve Kırıkkale Milletvekilimiz Ahmet Önal. İllerinde tek milletvekiliydiler. Kimi bir dönem, kimi 4 dönemdir bu görevi yaptı. O ilin sesini Türkiye'ye duyurdu. Ve bu zor coğrafyalarda her birisi, her iki kişiden birinin oyunu alarak kendilerine verdiğimiz görevi hakkıyla yerine getirerek bu gruptan ayrıldılar ama o illerin belediye başkanı oldular. Adıyaman, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Kırıkkale ittifaklarının kurucuları ve belediye başkanlarına selam olsun. Bir de birini yolladık. Gitti, çalıştı,
18 olan oyu 38 yaptı. 5 parti %20 oy aldığımız seçimden 10 ay sonra bütün Türkiye'nin gözlerini yaşarttı. İsmet Paşa'nın yüreğine su serpti memleketinde, ama Özal'ı sevenlerden de oy aldı. Milliyetçileri ayırmadı, muhafazakarları ayırmadı. Malatya ittifakını kurdu. Malatya'nın evladı Veli Ağbaba'ya teşekkür ediyorum. Her işte bir hayır var. Veli Ağbaba olmadan da bu grup pek tadı tuzu olmazdı, değil mi arkadaşlar? Burada önemli bir teşekkürü, illerinde aday gösterme süreçlerinde partimizin ölçme değerlendirmeye dayalı anketleri odağa alan, ancak birebir illere gönderdiği milletvekili ekiplerinin yazdığı raporları direkt anketlerle örtüştüren yönteminde görevlendirdiğimiz illerden ileride bunun kitabını yapmayı düşünürüz. Yazdıkları objektif, namuslu raporlarla anketle birlikte okunduğunda bu doğru adaylaşma noktasında çok önemli katkılar sağlayan her bir milletvekilimize ve sonra kampanya sürecinde partinin doğru bir dille birlik beraberlik halinde bu seçimin önemini kavrayan ve kavratan grubumuza yürekten teşekkür ederek başlamak isterim. Bunun yanı sıra geçen dönem AK Parti'den aldığımız 5 belediyenin, 5 büyük şehrin başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Vahap Seçer'in ve Zeydan Karalar'ın yaptıkları görevlerle Türkiye'ye örnek işler yapıp Antalya'da Muhittin Böceğin Antalya tarihinde ilk kez büyük şehri iki kez üst üste alacak performansı hepimizin takdir etmesi gereken ve sahada elimizi en çok kuvvetlendiren argümanlar oldu, kanıtlar oldu. Onların dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalelerine ve değişimin Türkiye siyasetine etkisinin en iyi sahiplenilmesi gereken, tarihinde 6 kadın belediye başkanı varken bugün 8 kadın belediye başkanını, 12 genç belediye başkanını, 30 belediyeden 28'ini seçen partinin sancak gemisi İzmir'e saygılar sunuyorum, selamlar yolluyorum. Ve tüm Türkiye'de Cumhuriyet'in temel aldığı önümüzdeki kapının kilidini açan Cumhuriyet'in temel aldığı anahtarla kadınlara güvenerek, gençlere güvenerek ve onları her yaştan gençlere ve bütün kadınlara emanet ederek ve bilimi akıllı ön plana alarak ortaya koyduğumuz süreç milletimizden takdir görmüştür, destek görmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz. Değerli arkadaşlar, milletin hem hükümete, Cumhur İttifakı'na hem partimize çizdiği yeni siyaset hattı konusunda görüşlerimi biraz daha ayrıntılı olarak paylaşacağım. Ama önden önce değinmem gereken birkaç husus var. Orta Doğu coğrafyası 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. Hafta sonu İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi
endişeyle takip ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyonun bu denli yükseldiği bir süreçte tarafların gerginliği arttıracak açıklamalardan, eylemlerden uzak durmalarının çağrısını bir kez daha yeniliyorum. Kurucumuzdan miras, yurtta barış, dünyada barış vasiyetini hatırlama ve sahiplenmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan bölgede tırmanan gerilimin durması mümkün görülmemektedir. Ben yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızdan görevli olduğu Avrupa Karva Parlamento Meclisi'nde AKPM'de bir konuşma yapacağım. Konuşmamın özünde Filistin'de yaşananlar İsrail'in mezalimi olacak. 15 Nisan günü dün Filistin'de olacaktım. Bütün hazırlıklarımız tamamdı. Ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması kaçınılmaz olarak ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi. Ancak en kısa zamanda Filistin'e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetini, 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını, 33 bin tane bir ülkede civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer. Birleşmiş Milletler heyet kurar, salgın mı geliyor diye konuyla ilgili rapor ister. 33 bin çocuk, kadın, genç ölüyor. Kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen 3. Genel Başkanımız Kara olan Bülent Ecevit'in rahmetli Yasir Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır. Bundan önce Alman Sosyal Demokratların kongresinde Alman Başbakanı Olaf Scholz'un varlığında, çok değerli eş genel başkanların varlığında, bakanların varlığında Almanca yaptığım bir konuşmayla onlara Filistin konusunda İsrail'le ilgili hassasiyetlerini bildiğimizi, ancak ölen çocuklar, kadınlar ve sebebi ne olursa olsun sivil katliamı konusunda gösterilmesi gereken hassasiyeti anlatmıştım. Dünyadaki 140 siyasi akrabamıza, ki 18'i Cumhurbaşkanı ve Başbakan sıfatlarıyla yürütmenin başındadır, yazdığım mektupla Filistin'e destek istemiştim. Yine ikinci başkanlığına, başkan yardımcılığına seçildiğim Sosyalist Enternasyonel'de bu konuya değinmiştim. Yine geçtiğimiz hafta sonu Bükreş'te Avrupa'daki sol sosyal demokrat partilerin çatı örgütünde liderler yemeğinde yaptığım konuşmada bu konuya dikkat çektim. Bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki etkili dış temaslar, doğru bir dış politika, Türkiye'nin dış politikasında doğru hattın tutturulması bizim ve müttefiklerimizin haklarının korunması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ülke içi siyasette şimdilik ana muhalefet partisidir. Ancak yurt dışında Türkiye'nin partisidir. Bunu herkes böyle bilsin. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve tanınmasına yönelik olan inancımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli milletvekillerim, çok kıymetli milletimiz, Antalya'da hafta sonu
hem yüreğimiz yandı, hem yüreğimiz ağzımızda 24 saat geçirdik. Bir vefat var. İlk andan itibaren takip ediyorum. Kaybettiğimiz kardeşimizin eşi hastanede yatıyor. Biraz önce de telefonla konuştum. Çocuklar bilmediği için şu anda ismini zikretmiyorum. İsmi belli ama açık bir televizyon evlatlarına durumu duyurabilir. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Memleketlerine döndüklerinde oradaki belediyemiz ve ilçe başkanımız talimatlandırıldı. Çocuklar evladımızdır. Aile ailemizdir. Bugün Sayın Muhittin Böcek ve belediye başkanlarımız tarafından yaralılar ziyaret ediliyor bir kez daha. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle meselelerde yıllardır bu gibi olaylarda kimin sorumluluğu, kimin ihmali varsa sonuna kadar soruşturulmasını, cezasını çekmesini savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adli soruşturmayı takip ediyor, kendi iç denetim mekanizmalarımızda işletiyoruz. Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur. Ancak bugün Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk ve büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. 2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın denetimi hükümetteki ilgili bakanlığın yetkilerinden şirkete verilen onayla bakanlık tarafından kabul edilen uluslararası sertifikaların varlığında yaptırılmış ve yaptırılmaya devam ediyor iken şu anda geçtiğimiz hafta rekor bir oyla Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz teleferik yetkini işleten şirketin belediye şirketindeki görevinden 2023 yılında ayrılmışken o ayrıldıktan sonra teleferik 3 kez daha denetlenmiş ve rapor sağlam verilmişken bugün hiçbir kusuru günahı olmadığı halde gözaltına alındığı yetmezmiş gibi elbette araştırılsın, gerekiyorsa yargılamanın sonunda her şey ortaya çıksın. Ama tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması. Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 madenci öldü. Bir kamu görevlisi yargılanmadı. Soma'dan ilçe ne facialar yaşandı? Hiçbirinde bir kamu görevlisi yargılanmadı. Tren kazası olur, hatları işleten açığa alınır, yargılanma izni verilmez, Devlet Demir Yolları'na genel müdür yapılırken 22 yıllık iktidarlarında bir kişiyi yargılanma izni vermemişken yaşanan olayın günah keçisini suçsuz başkanım Mesut Kocagöz'e yıkanlara yazıklar olsun, buna izin vermeyeceğim. Ramazan bayramı boyunca takip ettiniz. Tüm siyasi partilerin liderleri başta olmak üzere üzerimize düşen bayram görüşmelerini gerçekleştirdik. Tabii ki sevgili Çetin Doğan'ın eşiyle de görüştüm. Çetin Doğan hükümetin kini ve inatıyla cezaevinde tuttuğu bir orgeneral, yaşı 84, hayatının son 14 senesinin 7 senesi cezaevlerinde geçti. Son 45 gün içinde ceza infaz kurumunda tutulamayacak hale geldiği için tekrar hastaneye gitti. Şimdi tekrar cezaevine yollanmaya çalışılıyor. Sayın Erdoğan'a telefon görüşmemizde önümüzdeki günlerde
bir görüşme talebim olacağını söyledim. Hasta, tutuklu ve yükümlülerin hangi görüşten olursa olsun benim bu partide Sayın Ağbaba ile birlikte yaptığım en kapsamlı çalışmalardan biridir. 270 cezaevi gezerek ortaya çıkardığımız çalışılması gerekiyor. Ancak 28 Şubat'ın o dönemin yaşanmışlıklarının tümünün kinini 85 yaşında insanlardan, isim verip ailelerini özmek istemem, Silivri'de tek tek ziyaret ettim, yemek yerken burasını kapanıyor, kanserden delik açılmıştı yanağından düşmesin diye cezaevinde tutan bir kin var. 28 Şubat'ta yaşananlar başka bir süreçtir. 28 Şubat'ın kiniyle yapılan bu vicdansızlığın kabul edilebilir tarafı yoktur. Çetin Doğan ve arkadaşlarının ve belli bir yaşta ve hasta olan tüm hükümlü ve tutukluların sağlıkları geri gelecekse o güne kadar tahliye edilmeleri gerekmektedir. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız. (Gülüyor) 31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı. Bu hükümete de oylarıyla bir mesaj yolladı. Bu mesajlar, birazdan konuşacağız ama hukuk ve adalet noktasındaki en yüksek memnuniyetsizlik bu Adalet Bakanlığından ve adalete güvenken geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları, bir mesaj okumadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık, yaşıyoruz. Dün Hatay'ın iradesine sahip çıkmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk iddiasıyla bizzat başvurumuzu ilgili yardımcılarımla birlikte ben yaptım. Ve orada da ifade ettim. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim bu dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin her bir iddiamızda birbirini aşan ve bu kadar da olmaz dedirten birkaç maddesini meclis çatısı altında kayda geçirmek isterim. 108 seçmen çeşitli sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı var ve oy kullanamazken oy kullandıklarını ispatladık. 3389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Bazı yerlerde, örneğin Gazi Osman Paşa'da aradaki fark geçersiz oylardan küçük gerekçesiyle tüm oyların sayılması yoluna gidilirken Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da geçersiz oyların aradaki farkın 15 katı olmasına rağmen yapmış olduğu başvurular ilçede, ilde ve YSK'da reddedilmiştir. Şimdi aynı başvuruyu bir kez daha yapıyoruz. Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde ilçe seçim kurulları oluşturulurken belediye meclis üyesi adayları ilçe seçim kurulu üyesi olmuş, itirazları reddetmiş, içlerinden bir tanesi kendi mazbatasını imzalamıştır. Tam kanunsuzluk eğer burada ölü seçmenin oyunda, kısıtlı seçmenin oyunda ya da emniyet görevlilerinin, zabıtaların sandık başkanı olmasında yoksa bu kanunun neresinde yazmaktadır? Bu tam kanunsuzluk haline susacak olanlar bunu kendi vicdanlarına 31 Mart'ta attıkları imzalara,
Gazi Osman Paşa'da ve Türkiye'nin dört bir yanında oyları baştan saydırıyorken, geçersiz oyları saydırıyorken, Hatay'da bir sandığı saydırmayanlar, bu itirazları reddedenler, şimdi bakalım bu tam kanunsuzluğun daniskasına bakalım ne cevap vereceklerdir. Halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya, bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizin altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel meselemizdir, milli meselemizdir. Adalette işler kötü gittiği gibi ekonomide de ne yazık ki her gün daha kötüye gidiyoruz. Bugün uzun değinmeyeceğim ama bundan sonra ekonomiyi gölge kabine bakanlarımız, kurmaylarımız oluşturduğumuz çok büyük bir ekonomi heyetiyle Türkiye'de halkın gerçek sorunlarını, ekonomideki sorunları, çözüm önerilerini, iktidarımızdaki reçeteleri düzenli olarak herkesle paylaşacağız. Ama Merkez Bankası'nın 2023 bilançosu açıklandı. Banka 2023'te 818 milyar lira zarar etti. Bakın bu banka bu yıla kadar bu zarar kur korumalı mevduata merak edilen Merkez Bankası ne kadar ödüyor diye gizledikleri yapılan ödemelerin yarattığı zarardır. 818 milyar TL bir yılda. Bakın Merkez Bankası bundan önceki 10 yılda 2013'ten 23'e kadar tam 320 milyar lira kar etmiştir. Bir yıllık zarar 10 yıllık karın 2,5 katıdır. Yani bu hesapla Merkez Bankası 25 yıldaki kardan Merkez Bankası zarar eder mi? Böyle bir karar alırsanız zarar eder. 25 yıllık karını bir senede bir avuç zengine verdiler. Ve bakın Merkez Bankası'nın yaptığı ödemeye hazinenin yaptığı ödeme de eklendiğinde toplam rakam 1 trilyon 132 milyardır. Bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğimde yapamayız para yok dedikleri paranın tam 2 katıdır. Türkiye'deki 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun. Deprem konutlarının toplam maliyeti 1.1 milyar lira. Cumhurbaşkanlığının kendi internet sitesindeki rapor. Koskoca asrın felaketi dedikleri depremin tüm yıkımının parası kadar parayı ben ekonomistim diyen, en iyisini ben bilirim diyen, bütün dünya ekonomistleri başka bir şey söylerken tersini söyleyen, bütün dünya pandemiden çıkışta yükselen enflasyonu doğru enstrümanlar kullanarak hemen düşürmüşken bizi %120 enflasyonlara götürüp ülkeyi perişan eden kişi 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeviren kişi bu hasarın, bu zararın sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan, manevi kayıplarımız yüreğimizde, hep birlikte paylaşıyoruz. Ama depremin yarattığı toplam asrın felaketinin maliyeti kadar maliyeti, inadı, iş bilmezliği ve liyakatsiz kişilere verdiği emirler sonucu hepimize ödetmiştir. Yoksulun, garibanın, emeklinin, emekçinin, esnafın ve çiftçinin hakkını ondan soracağız, söke söke alacağız.
sona gelirken 31 Mart seçimlerinde başta sizlere ilettiğim teşekkürlerde olduğu gibi çok önemli bir başarıyı, %38'de birinci parti olmayı, Türkiye'nin birinci partisi olmayı, Türkiye'nin en çok büyük şehri olan, en çok il belediyesi olan, Türkiye'de toplam 35 ilde birinci parti olan, en çok ilçe belediyesi olan parti olmayı hep birlikte başardık. Şimdi nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Dün MYK toplantımızı yaptık. Grubumuzla perşembe günü, parti meclisimizde cuma günü, il başkanlarımızla cumartesi günü ve Türkiye'den seçilen tüm belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla cumartesi ve pazar günü bir araya gelerek bu tarihi sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağımızı, bize oy veren hiç kimseyi nasıl pişman etmeyeceğimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde birinci parti çıkan partimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya, çalışmaya başlıyoruz. Her birimiz genel başkandan en yeni üyeye kadar, her birimiz şu sorumluluğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bir çağrıda bulundu. Siyasi partilerle ittifak yapamadık. Ancak ittifakı milletin vicdanında sandıkta yapmaya çağırdık. Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan, adını ülkemizden alan Türkiye ittifakıyla, kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden bir büyük mütabakatı, bir büyük ittifakı sağladık. Cumhuriyet Halk Partisi, bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbirimizin tapulu malı değildir. Bu partisi baba ocağıdır. Bu parti kimse baba ocağı sözünü ataerkil bir söylem olarak düşünmesin. Bu parti herkesin içine doğduğu, herkesin içinde büyüdüğü, günü gelenin ayrılıp kiminin daha büyüğüne, kiminin küçüğüne razı olduğu, kiminin Irak'ta uzakta, kiminin yakında oturduğu. Ama başım sıkışırsa baba evi orada dediği, çayı demlidir, çorbası kaynar, bacası tüter dediği, başım sıkışırsa dönebilirim dediği bir yerdir. Baba evinin tapusu ne bendedir, ne benden önceki genel başkanlarımızdadır. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Baba evine biz çağırdık. Liberal demokratlar geldi. Baba evine biz çağırdık. Solun tüm renklerinden destek geldi. Sosyal demokratlar zaten oradaydık. Aslan sosyal demokratlar. Ama baba evine milliyetçi demokratlar geldi. Yakasında olmasa gönlünde gözünde güneş olan, yakasında güneş olan iyi insanlar geldi. Baba evine MHP'nin kayıtsız şartsız desteğinden bu kadar zulme, bu kadar açlığa, bu kadar yokluğa bıkmış ülkücüler,
Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte gönül verenler geldi. Baba evine yalandan ve halamdan tiksinmiş muhafazakar demokratlar geldi. Baba evine onları ötekileştirmeyen, şeytanlaştırmayan, onları şeytanlaştıran, hedefleştiren dile teslim olmayan, en zor günde hükümetin arkasına hizalanmayıp doğru bildiğini söyleyen bizlere güveniyle Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini bir diğerinden ayırmadan hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye İttifakı milli takım gol attığında sevinen, ayağa kalkan herkesi kapsar. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olmuş. Bayrak göndere çekiliyor. İstiklal Marşı okunurken kızlarımız ağlıyor. Türkiye ağlıyorsa gırtlağa düğümlenen herkesi kapsar. Ve birinci parti olmanın sorumluluğuyla hakkı yenen, hor görülen kim varsa onların öyle arkasında değiliz, yanlarında değiliz. Onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar. Söz verdik, emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Esnafın sesi olmaya devam edeceğiz. Çiftçinin partisi olacağız. Çiftçilerin haklarını hep beraber alacağız. Atanmayan öğretmende, staj mağduru da, çıraklık mağduru da, EYT mağduru, 9000 gün mağduru, Bağkurlu da, emeklilikte kademe bekleyen kardeşlerim de, asgari ücret zamlanınca elindekine bakan, aylar içinde eriyip yok alan, 3 ayda bir asgari ücret güncellemesini hak eden emekçi kardeşlerim de bilsinler ki Türkiye'de milletin gerçek sorunu olmayan hiçbir sorunla meşgul olmayacak. Onların yarattığı hiçbir suni gündemin peşine takılmayacak. Onlar hakkını alana kadar mücadele edecek. Onların iktidarını onlarla birlikte kurana kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Söz veriyoruz. Ve herkesten ricam, eğer bize oy veren birisi bir sebepten derse ki keşke vermeseydim, derse ki elim kırılsaydı, bilin ki vebali hepimizin boynunadır. Biz belediyeleri birileri gibi çocuklarımızı, evlatlarımızı işe sokmak için değil, biz birileri gibi geldiği günleri unutup saraylarda oturup millete dayattığı adayları, millet açlıktan kıvranırken istakoz yiyenler gibi ihaleleri yandaşlara dağıtmak için değil, biz belediyeleri partizanlık yapmak için değil, biz belediyeleri tüm bunları bir kenara itip temiz dürüst yöneterek, iyi yöneterek Türkiye'yi de nasıl yöneteceğimizi göstermek ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Buna zarar verecek kim varsa kesinlikle ve kesinlikle ne ben, ne kadrolarımız, ne partimiz gözünün yaşına bakmayacağız. Bu millete
eşit ve adil hizmet sunacak, inançlara saygılı olacak, tüm farklılıkları, renkleri, zenginlik kabul edecek ve herkesi kucaklayacağız. Ve ben 27 Şubat tarihinde burada yaptığım konuşma sırasında birçoğu burada olan il başkanlarıma ve milletvekillerime, yöneticilerime dönüp demiştim ki şimdi kalkın, gidin ve bu seçimi alın. Bunu söylediğimde buradan kalkan, giden, gece gündüz çalışan ve bu seçimi alanlara diyorum ki şimdi kalkın, kutuplaştıranlara inat, ittifakımızla kucaklaşmaya, herkesi kardeşleştirmeye, onlara halkın partisinin nasıl halkçı bir parti olduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in partisinin nasıl bir parti olduğunu göstermeye gidin. Kalkın ve Türkiye'yi kucaklayın. Kalkın, Türkiye'yi kucaklayın. Onları seviyoruz. Onlara minnet duyuyoruz. Biz sevginin, barışın, kardeşliğin, umudun, biz Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Yolumuz açık olsun, Türkiye'nin yolu açık olsun. Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazandı. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim, birleşimi kapatıyorum.